RT Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı ulusal ve yerel radyoların ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylaması ile ilgili birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında Gezegen Mehmet'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği paketi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden evet sorusuna açıklık getirdi. Ama 5 günümüz kaldı. Bu 5 gün içerisinde şu 18 maddeyi iyi okuyup, iyi anlayıp, kimlerin bu ülkede ne gibi hizmet verdiğini, kimlerin bu hizmette samimi olduğunu değerlendirip, yani herkes konuşuyor ama icraat başka bir şey, konuşmak başka bir şey. Bu samimiyetin iyi değerlendirilmesi temennisiyle saygılar sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye kazansın diyoruz ve beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısıyla sizi uğurluyoruz. Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de esnafla buluşma toplantısında konuştu. Referandum sürecini değerlendiren Başbakan Yıldırım önemli mesajlar verdi. Referandum öncesi çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Başkanlığı tarafından düzenlenen esnaf buluşması toplantısında konuştu. Pazar günü yapılacak olan halk oylaması öncesi son mesajlarını veren Başbakan Yıldırım, referandumla birlikte ülkenin gücüne güç katacağını ifade ederek önemli mesajlar verdi. Bölgede Türkiye var, Türkiye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayinde %24'ten %65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Savunması için gerekli olan her türlü mühimmatı, aracı, gereci yapabilecek kabiliyete gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye bugün helikopterini de yapıyor, İHA'sını da yapıyor, her türlü ihtiyacını da karşılıyor. Birçok alanda bağımlılığımızı azaltıyoruz. Borç veren emir de veriyor arkadaşlar. Borç alan ülke yok mu? Herkes borç alıyor. Ama sürdürülebilir olması lazım. Şartlar olumsuza dönüştüğünde elinin tersiyle itebilmen lazım. Bu da neye bağlı? Birlik, beraberlik daha güçlü olmaya bağlı. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bizim başka vatanımız yok, başka bayrağımız yok. Bölge zor bölge. Ama Allah'a şükür 15 senedir her türlü olumsuzluğa rağmen dünyanın gıptayla izlediği büyük eserler yapıyoruz. Büyük işler yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor Türkiye. En büyük derken öyle biraz büyük değil. Şu anda en büyüğü Amerika, Atlanta'da 90 milyon. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında tüm seçmenleri sandığa gitmeye davet etti. Kocaeli'de konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geleceği için, demokrasi için sandığa gidilmeli diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum gezileri kapsamında Kocaeli'de konuştu. Partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğini vurgulayarak hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız diye konuştu. Bu referandumun hepimiz için önemi çok büyük. Hepimiz için, demokrasi için, birlikte yaşamak için, çocuklarımıza iş aş için, Türkiye'nin geleceği için. Birlikte mücadele edeceğiz. Tercihlerimizi birlikte kullanacağız. Ve birlikte oylarımızı hayırlı bir şekilde kullandığımız zaman emin olun ki Türkiye'yi dünyada saygın olan bir ülke haline getireceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Çünkü bu kızımız çok iyi biliyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında o günü bayram ilan ettiler. Ve o günü çocuklarımıza armağan ettiler. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. O Kıbrıs Barış Harekatı'nı yöneten meclistir. O 15 Temmuz darbe girişimine onurluca mücadele eden ve püskürten bir meclistir. Bu kızımız diyor ki benim meclisime dokunmayın. Bu meclis bana bayramı armağan etti. Üstelik dünyada hiç kimsenin vermediği bir bayramı bu meclis bana verdi. Meclisimin yetkilerini almayın, meclisime sahip çıkın diyor. Anneler hep birlikte meclisin yetkilerinin alınmasına karşı çıkacağız. Bu yetkilerin devredilmesine ne diyeceğiz? Hayır! Ne diyeceğiz? Hayır! Ne diyeceğiz? Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Referandum hakkında halka bilgiler veren Bakan Ağbal, anayasanın değişen maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında halkı bilgilendiriyor. Referanduma kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ile esnafı gezen Bakan Ağbal, anayasanın değişen maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi vererek vatandaşların sorularını da cevapladı. Yeni sistemde mecliste parti grupları var ve Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla biz şimdi ne diyoruz? Bazen zaman zaman diyorlar ki 2019'da bu seçim yapılacak idiyse, Cumhurbaşkanlığı sistemi 2019'da yapılacaksa, niye bugünden bu referandumu yapıyorsunuz diyorlar. Sebebi de bu söylediğiniz konu. Yani biz tabii yani. Şimdi bu anayasa değişikliği yapıldıktan sonra siyasal partiler kanunu değişecek. Seçim kanunları değişecek. Hükümetin oluşumu ile ilgili kanunlar değişecek. Bütün bu süreci biz uyum yasalarını meclisten teker teker geçireceğiz. Bu yeni getirilen sistemin temel özelliği en mahalli düzeyde vatandaşın mecliste yansısın. Ya arkadaşlar, yani birçok memlekette bu sistem başarıyla uygulanıyor. Yani bu ülke, Türkiye'deki getirdiğimiz sistemi uygulayıp da ekonomik büyümesini hızlandıran, kalkınmasını hızlandıran, ekonomide istikrar sağlayan birçok ülke var. Niye kendimiz bu fırsattan ari kalalım ki? Mevcut sistem her şeyi güzeldi. Niye Türkiye hala bu seviyelerde? Niye ekonomide hala geri sıralardayız? Benim yüreğim yanıyor. 1990'dan 2002 yılına kadar o 90'lı yılların siyasi ve ekonomik krizleri yüzünden biz 2002 yılında batma aşamasına geldik. Evet. Mesela İnönü'nün parası. 1000 lira. 1000 lira Atatürk'ün fotoğrafını deyip de. Ama şuna bak. Nasıl bir para ya? Ve 1 milyon lirayla o zaman ne alınıyordu? Biz bundan 6-0 sildik. 6. Şu andaki 1 lira. 1 lira. 1 lira. Evet. Türkiye ondan, ekonomisini ne kadar evet, kötü saat, hale getirmişler ki para zaman. Pul olmuş. Biliyorsun derken biraz sanki böyle azıcık şey var yani. Yavaşlık mı var? Ezber. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında yürütülen genç çiftçi projelerinin desteklenmesi projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hibe projelerinin detayları anlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 18 ila 40 yaş arası genç çiftçilere yönelik düzenlenen hibe programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hibe almaya hak kazanan çiftçilere proje hazırlama aşamasında müracaatlarını doğru yapabilmeleri amacıyla bilgi verildi.
Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, projenin amacı ve uygulanması konusunda bilgi verdi. İlk uygulama 2016 yılında yapılmış olup 450 milyon bütçe ayrılmıştı ve 450 milyon hibe desteği sağlandı. 2017 yılında 483 milyon hibe desteği ayrılmış bulunmakta. Bugüne kadar bu projeden faydalanan 5700 bitkisel üretim konulu projeler olmuştur. Yaklaşık 369.700 kişi başvurmuş, 364.000 hayvansal üretim, 5.700'ü bitkisel üretim konulu projelerde oluşmuştur. 2016 yılında genç çiftçi grosu 30.000 liraya kadar hibe desteği sağlayacak program konusunda şehit, gazi, engelli, kadın ve yetimli genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılığı yapıldığı değerlendirmeler neticesinde 11.077'si bayan, 3.893 erkek olmak üzere toplam 14.970 genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda çiftçilerimiz en az 51 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş hayvan temin edilecektir. Bütçenin diğer kısmı ise ana hatlarıyla ağır ve ağır yapılı ve arıcılık, kanatlı, ipek böcekliği yetiştirilir, meyvecilik, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilir konusunda verilecektir. Bu yıl diğer yıldan farklı olarak tesis yapımı da projeler içerisinde yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacıyla tarım kredi kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Programda bu yıl başvurular 7 Nisan 2017 yılında başlamış olup 5 Mayıs 2017 yılına, tarihine kadar devam edecek, yani 20 iş günüdür. Başvurular öncelikle bakanlık üzerinde hazırlanan web uzantılı yazılım programından yapılacaktır. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle asayişi sağlayan polis memurlarını gece nöbet yerlerinde ziyaret etti. Başkan Başsoy, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ülkede asayişi sağlayan polis memurlarını gece nöbet yerlerinde ziyaret etti. Başkan Başsoy ilk olarak Erzincan'daki polis merkezlerini ziyaret ederek görevlilerle görüştü. Daha sonra polis noktalarını ziyaret eden Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, trafik, kaçakçılık, asayiş ve özel hareket polisleriyle görüştü. Polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Başsoy, 1845 yılında kurulan Polis Modern Teşkilatı, aradan geçen 1,5 asrı aşkın zaman içerisinde daima güvenin ve emniyetin sembolü olmuştur. İlimiz özelinde polis teşkilatının çalışmaları, şehrimizin polisiye vaka oranının düşüklüğünde en önemli etkendir. Türk polisi özverili çalışmaları ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki huzur ve sükunatın teminatıdır. Biz millet olarak teröristlere karşı canını hiçe sayan polis ve askerlerimizin her zaman yanındayız. Vatanı ve milleti uğruna şehit olan kardeşlerimizin yakınları bizlere emanettir. Ben bu vesileyle gece gündüz demeden şehrimize ve ülkemize asayişi sağlayan vefakar polislerimizin bayramlarını kutluyorum dedi. Gece nöbetlerinde Başkan Başsoy'un kendilerini unutmayarak yaptığı bu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren polis memurları Başkan Başsoy'a teşekkür ettiler. Var mı bir isteğiniz sizden? Çok sağ olun. Sağ olun. Yaramazlık yok inşallah. İnşallah yok. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, Türk Kızılay'ı Sivas Şube Başkanlığı tarafından gıda malzemelerinden oluşan 4 yardım tırı Suriye'ye gönderildi. Sivas halkının katkılarıyla elde edilen yiyecek maddelerinden oluşan tırlar dualarla uğurlandı. Sivas Kızılay Şube Başkanlığı tarafından temin edilen gıda malzemelerinden oluşan 4 yardım tırı Suriye'ye gönderildi. Hükümet meydanında düzenlenen uğurlama programına Sivas Valisi Davut Gül, Kızılay Sivas Şubesi Başkan Yardımcısı Musa Emmioğlu, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve bazı kurum amirleri katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, yardımlardan dolayı Sivas halkına ve Kızılay Şubesi yetkililerine teşekkür etti. Çok paranız olur ama cimri olursunuz. Sivasların çok parası yok ama cömert insan. Dünyanın neresinde, Türkiye'nin neresinde ihtiyaç sahibi insanlar varsa ona mutlaka el uzatıyorlar. Bunu zaman zaman Kızılay eliyle, zaman zaman diğer sivil toplum kuruluşları eliyle yapıyorlar. Daha önce de Türk Kızılay'ı
Sivas Şubesi defaten bu yardımları götürdü. Bugün de yine 4 tırı gönderdi. Ben başta şube müdürü ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırseverlere hasreten teşekkür ediyorum. Allah Sivas'ı hep veren el olarak inşallah muhafaza etsin. Ben tekrardan hayırseverlerine teşekkür ediyorum. Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi Başkan Yardımcısı Musa Emmioğlu, Suriye'ye yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Makus bir ölüm hadisesi, gazdan zehirlenen Müslüman din kardeşlerimize yardım noktasında Musul merkezli Türk Kızılay'ı, Sivas Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi'nin başta Sivas Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Müftülüğümüz ve tüm sanayici ve esnaf arkadaşlarımız, simitçisinden boyacısına kadar tüm yardımsever kardeşlerimizin sayesinde 4 araçlık Suriye'nin İdlib şehrine 2 tır su, 1 tır meyve suyu ve 1 tır bisküvi nakletmek üzere burada bulunmuş durumdayız. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Türk Kızılay'ın bütün yardımları tüm hızıyla devam edecek. Emeğe geçen tüm hayırseverlere tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından yardım tırları yapılan dualarla birlikte İdlib'e uğurlandı. Devletimizin güçlüdür. Ya Rabbel Alemin, devletimiz savaş olmadan muvaffak eyle. Hayırlı işlerde yarıştır. Ya Rabbel Rıza'na muvaffak işlerde bizleri başarır. Sevgili seyirciler, Ordu'da beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kadının karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları 6 hastaya umut oldu. Nakli yapılacak organlar 6 kişiye hayat verecek. Ordu Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 59 yaşındaki Şaziye Kütük, beyin kanaması geçirmesi üzerine görevliler tarafından Ordu'da hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Kütük'ün yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri Şaziye Kütük'ün organlarının bağışlanması için hayatta olan tek akrabası ağabeyi ile görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Kütük'ün karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları operasyonla alındı. Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği askeri uçakla Ordu Giresun Havalimanı'na giden ekipler, Kütük'ün karaciğerlerini ve akciğerlerini İstanbul'da, böbrekleri ve kornealarını ise Samsun'da tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürdü. Hastanenin organ bağışı koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, Türkiye'de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu belirterek organ bağışının önemini dile getirdi. Beyin kanaması sebebiyle ve yoğun bakım ihtiyacı dolayısıyla 112 kontrol komuta kontrol merkezi aracılığıyla hastanemize sevk edilen ve yoğun bakımda takip ve tedavi altına aldığımız hastamız 9'u pazar günü itibariyle sabah 09 saatlerinde yapılan tüm tedavilere ve girişimlere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği beyin ölümü kurulumuz tarafından imza altına alınarak tespit edilmiş vaziyetteydi. Bu saatten sonra tabii bu hastamızın aynı zamanda bir hususiyeti var, özelliği var. 59 yaşında hem bedensel hem de zihinsel özürü dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devlet koruması ve gözetimi altında olan bir vatandaşımız. Hem buradaki kurumdaki hukuki vasileri ve hem de Aksaray ilinde ikamet eden ve hayattaki tek akrabası olan abisiyle iletişim kurduk. Onların da olumlu görüşleriyle, buradaki vasilerinin de yardımlarıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde aile, abisi ve abisinin oğlu organ bağışı kararını verdiler. Ve organları bağışlandı. Bu saatten sonra başladığımız süreçte Sağlık Bakanlığımız Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından organlar sunuldu. Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Esentepe mevkiinde bulunan Bereket Ormanı'nda çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Esentepe mevkiinde bulunan Bereket Ormanı'nda çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, gönül elçileriyle birlikte fidan dikimi yaptıklarını söyledi.
Bizim Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak kurumlardaki kalan engellimiz, yaşlımız, çocuklarımızla beraber bir orman, hatıra ormanı oluşturmak için buradayız. Malumuz 20-21 Mart Orman Haftası ama biz bugüne havaların, hava muhalefetinde bugüne biz programımızı erteledik. Arkadaşlarla burada birlikte gönüllü elçilerin de katılımıyla beraber hem kuruluşlardaki bizim kendi kalanlarımız hem de gönüllü elçiyle beraber burada bir orman dikim etkinliği yaptık. Ayrıca de farklı bir etkinlik oldu. Çocuklar, gençler, yaşlılar hep birlikte kaynaştılar burada gördüğünüz gibi. Bir bayram havası içerisinde. Hava her ne kadar biraz kapalı olsa da eminim içlerindeki sevgi, ağaç sevgisi, doğa sevgisi her şeyin üstesinden geldi. Birbirleriyle kaynaşarak güzel bir etkinlik oldu. Kanaatindeyiz. Doğu Anadolu bölgesindeki Nisan karı çiftçiyi tedirgin etti. Erzincan'ın Üzüm ilçesindeki kayısı üreticileri yağan karın ardından ağaçlardaki çiçeklerin donmaması için bahçelerinde ateş yakarak sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Doğu Anadolu'da Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede bir süre önce artan hava sıcaklıklarının ardından doğanın canlanmaya başlamasıyla kayısı ağaçları da çiçek açtı. Ancak dün yörede kar yağışının etkili olması sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle Erzincan'da kayısı üreticileri zirai don nedeniyle endişelenmeye başladı. Kentin Üzümlü ilçesi Demirpınar köyündeki kayısı üreticileri, kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin donup veriminin düşmemesi için geceden sabah saatlerine kadar bahçede nöbet tutuyor. Lastik tamircilerinden aldıkları hurda otomobil lastiklerinin yanı sıra saman ve odunları bahçelerinde yakarak zirai dona karşı tedbir almaya çalışan üreticiler sönen ateşleri yeniden yakıp sabaha kadar bahçelerinde bekliyor. Kayısı üreticileri emeklerinin boşa gitmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını söylediler. Dün gece başlayan kar sabaha kadar yağmaya devam etti. 20 santime ulaştı. Dün sabaha kadar ateş yaktık. Dün -1-2 oldu. Bugün de yine aynı şekilde lastikçilerden sağdan soldan saman alıp getirerek yine tedarikimizi aldık. Takribi 130 dönüm kayısı bahçemiz var. İşte 300 tane elmamız var. Elmalar için şu an tehlike yok ama kayısılarımız için büyük bir tehlike var. Şu an akşam saat 5'ten beri yani akşama doğru 5'ten beri ateş yakıyoruz 20-25 yerde. Sürekli etrafında dolanarak benzin karışımı mazot yaptık patlamaması için. Lastiklere dökerek, saman dökerek, odun koyarak bir şekilde ağaçları kurtarmaya çalışıyoruz. Peki kaç tane takriben lastik yaktınız? Takriben şu ana kadar 150 adet kamyon lastiği yaktık. Peki bir faydası var mı? Yani faydasının olmasını umut ediyoruz. Git kamyonetle gidip lastik getirdik. Lastikleri tek tek ağaçların arasına tek tek taşıyoruz. Gördüğünüz gibi de uzak mesafeler. Yani bunları tek tek bu saate kadar tek tek taşıyoruz yani. Sabaha kadar da bu devam edecek. Peki bu ateş ağaçlara zarar verir mi? Uzak. Ağaçlardan uzak zaten. Herhangi bir zarar vermez. Yani sanmıyorum zarar vereceğini. O aşağıya çek aşağıya. Evet, sırada Elazığ'dan ilginç bir haber var. Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yılını kutlamak isteyen öğrenci yurdu yöneticileri ve öğrencileri ilginç bir yöntem denediler. 155 polis imdat hattını arayan yurt müdürü öğrenci yurdunda olay var ihbarında bulundu. Yurda gelen polis ekiplerini öğrenciler çiçek ve bayraklarla karşılayarak ikramlarda bulundular. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu idarecileri ve yurtta kalan öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde akşam devriyesi yapan polisleri kutlamak için bir plan hazırladı. 155 polis imdat hattını arayan yurt müdürü Kayahan Topal, yurtta öğrenciler arasında olay çıktığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından ellerinde bayrak, çiçek ve ikramlarla beklemeye başlayan öğrenciler, bölgeye gelen polis ekiplerini hep bir ağızdan "En büyük polis bizim polis, şehitler ölmez, vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla karşıladı. Polis, 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 polis
Kavga yerine sevgi seriyle karşılaşan polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yurt Müdürü Topal, öğrenci ve idareciler olarak 365 gün çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın kahraman polisleri için bugün de böyle bir jest yapmak istediklerini söyledi. Teşkilatının kahraman polisleri için bir jest yapalım dedik. Gerçi 155 polis ihbar hattını bu konuda aramak biraz çok uygun olmasa da biz biliyoruz onları biz pasta ikramı için çağırsaydık gelmeyeceklerdi. Biz de onları bu şekilde davet ederim dedik. Sağ olsun onlar da çok kısa süre içerisinde buraya geldiler. Bu gençlik 15 Temmuz'da zaten nasıl bir gençlik olduğunu göstermişti. Bugün de Türk Polis Teşkilatı'nın yanında olan, Türk Polis Teşkilatı'yla gurur duyan bir gençliğin olması bizleri son derece fazlasıyla mutlu ediyor, memnun ediyor. Ne mutlu bizlere ki böyle gençlerimiz alttan geliyor. Böyle bir jestinizden dolayı. Polis memurları ise yapılan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ardından polislere ikramlarda bulunuldu. Biz kavga diye geldik. Şaşırdık kalabalığı görünce de. Dedik ne oldu acaba? Maçtan dolayı bir sıkıntı mı oldu? Karşılaşmada öyle olunca evet. Sivas maçından. Ama umduğumuz gibi olmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir jest için. Sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aşağılık gençlerin coşkusu bizi daha da heyecanlandırıyor. Yani daha çok bir gururla görev yapmamızı sağlıyor. Sağ olsunlar. Biz de haber merkezimizin anonsu üzerine Ömer Bilgin öğrencimle kavga olduğu ihbar üzerine iki ekiple birlikte gelelim dedik. Yani doğru olmaz diye büyük bir kavga olabilir şeklinde. Ama geldik ki güzel bir sürprizle karşılaştık. Ya hem sevindik hem gurur duyduk böyle gençlerimizin coşkusundan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Sağ olsunlar. İnşallah bu coşkumuz, gururumuz her zaman böyle devam eder. En büyük polis bizim polis. En büyük polis bizim polis. Bizi de. Tamam. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alınırken olayın zanlısı polis tarafından gözaltına alındı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Ayanoğlu Mahallesi sanayi mevkiinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K. av tüfeğiyle İsmail G.'ye ateş ederek yaraladı. Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı Ali K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2016 yılında düzenlenen ve tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girerek sergilenmeye layık görülen eserler Erzincan'da bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen tarım ve insan konulu fotoğraf sergisinin 2016 yılında yapılan yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar 11-13 Nisan 2017 tarihinde Erzincan'da sergileniyor. Bu yıl 9.sü düzenlenecek olan tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasında toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabiliyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çekilen fotoğraflara halk yoğun ilgi gösterirken, serginin ilk gününde protokol üyeleri de sergiyi gezdiler. Sergi 3 gün boyunca devam edecek. Spor haberlerimizle haber bültenimize devam ediyoruz. Anagolt 24 Erzincan Spor bu hafta deplasmanda oynayacağı Bayburt İl Özel İdare Gençlik Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vedat Çimen tesislerinde sürdürülen çalışmaya teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu katılmadı. Süper Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor bu hafta deplasmanda oynayacağı Bayburt İl Özel Gençlik Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Vedat Çimen tesislerinde sürdürülen çalışmaya teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu katılmadı. Futbolcular yardımcı teknik direktör nezaretinde hazırlanırken taktik idmanı yapıldı. Takımın başında teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. Okul sporları, bocce, küçükler kategorisi il birinciliği müsabakaları Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda başladı. Müsabakalara 10 takım katılıyor.
Okul sporları Bokke Küçükler kategorisi il birinciliği müsabakaları Ersincan 13 Şubat şehir stadında başladı. Kızlarda 5, erkeklerde 5 takım olmak üzere toplam 10 takımın katıldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Ersincan Bokke il temsilcisi Mehmet Köksal yapılacak maçlar hakkında RT Haber'e bilgi verdi. Bu okul spor müsabakalarında bugün yapılan küçük erkeklerde 5 takım ve küçük kızlarda 5 takımla 10 okulla yarışıyoruz. Yarın Yıldızlar müsabakası düzenlenecek. Bunlarda da 5 erkek ve 5 kızla katılıyor okullarımız. 17-18 Nisan'da genç erkekler Bocce'de 5-6 okul, genç kızlarda da 4 okulla temsil ediliyor okullar. Bunlar yapılacak bir il birinciliklerinden dolayı yapılacak olan il birincilikleri 14 ve 17 Nisan'da bize gruplara katılacaklardır. Evet, sırada hava durumu, ardından ekonomi piyasaları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Erzincan'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 1-16, Erzurum -2-14, Sivas 0-16, Elazığ 0-18, Malatya 5-14, Bayburt -3-15, Tunceli 2-17, Gümüşhane -2-14 ve Giresun 6-16 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Derya Eczanesi. Derya Eczanesi Neon Hastanesi karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolar alış 3.715, satış 3.722, euro da alış 3.939, satış 3.946. Sayın seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza çevrenizde yaşanan olaylarla ilgili görüntülerinizi bekliyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, yaşanan ilginç olayları telefonunuzla çekin, WhatsApp ihbar hattımıza gönderin, bu ekrandan yayınlayalım. RT WhatsApp ihbar hattı 0532 737 1376. Evet, haber merkezimizce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir gündemde sizlerle birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.